Muhterem dostlar, Eğitim Rehberi programımıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ekran başına hoş geldiniz. YouTube kanallarından takip edebilirsiniz bizleri. Eğitim Rehberi'nde gelişim sürecini elden geçiriyoruz. Gelişim sürecinde neler var? 0-2 yaşı geçtik. 2-6 yaşın e, ki çok hayati bir zaman dilimi 2-6 yaş. 2-6 yaşta bugün özellik ve girişimcilik konusuna değinmiş olacağız inşallah. Özellik ve girişimcilik yani... E, çocuğun kendisini bulması, kendisini bilmesi e, bu noktada yarın öbür gün hayatta e, insanlar neler yaparlar karar verirler, icraat yaparlar, e, belli fikirleri vardır, belli ameller yaparlar, e, yerine göre inisiyatif kullanırlar. Bazen bir ülkeyi yönetebilirler, bazen AVM'yi yönetirler, bazen bir dükkanı, bazen bir sınıfı, bazen bir okulu, bazen bir aileyi yönetirler, bazen kendilerini yönetirler. Evet. İşte bu yönetmek için karar vermek, düşünmek, girişimci olmak, cesur olmak, cesaretli olmak önemli özelliklerdir insan olduğu için. Peki bu durum hangi aralıklarda insanda yavaş yavaş oluşmaya başlıyor? İşte 2-6 yaş. Bu noktada gerçekten çok önemli Çünkü bu yaşlardan itibaren çocuk birey olma güçlü olma bağımsız olma duyguları içerisindedir Hani iki yaşından sonra Hatta iki yaşına kadar da bir buçuk iki yaş arasında da şunu görürsünüz e, yavaş yavaş işte benim sandalyem olsun e, benim kaşığım çatalım olsun e, bana birey olarak değer versinler yavaş yavaş ben de kendi kurallarımı koyabileyim Hani baba ne diyor Hayır bu doğru ya da bu yanlış ya da bunu yapabiliriz bunu yapamayız gibi ifadeler kullanıyor ya baba. Çocuk da işte benim kurallarım olsun. Hani 2 yaşına kadar biraz daha aileyle ilgili fiziksel gelişimi, yemek içmek, işte tuvalet ihtiyacı vesaire buraya daha çok yoğunlaşırken çocuk artık 2 yaşından sonra sosyalleşmenin ilk adımlarını atar ve dış dünyayı tanımaya başlar. Dış dünyayı tanıdıkça burada tabii bitmez, tükenmez bir merak söz konusudur. İşte bu merak İnsanoğlu için de gerçi hep merak, insanoğlunun her aşamasında sadece 2-6 yaşta değil, her aşamada olan bir hadiseyken, işte 2 yaşından itibaren çocukta da müthiş bir merak başlar. Tanır, ben de yapabilir miyim diye sorar. Hani belli bir özgür bırakılma alanı ihtiyacı duyar. İşte tam da bu sırada bizim yapmamız gereken önemli bir hadise. 2-6 i̇şte yaş arasında, 3 yaşında, 4 yaşında anne babanın etkin bir takibi gerekir. Çocuk 3 yaşında, 4 yaşında bir yerden düşünce ne olacağını, bir iş yapınca nasıl bir geri bildirim olacağını anlamayabilir çocuk. Peki aile ne yapacak? Özgür bırakma alanı oluşturacak ama takip edecek. Burası önemli. İkinci hadise de şudur. Girişimci davranışlarını desteklemesi çok önemlidir. Yani bir bir bardağı tutup su doldurmak istiyor. Su dolu bir bardağı annesine anne al su demek istiyor. A, dur 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 sen dökersin. Sizin kontrolünüzde bazen döksün. Bazen çok hayati değilse, çok sıkıntılı değilse etrafa zarar versin. Bakınız bir buçuk yaşından itibaren aslında her çocuğa yapabileceği her şeyi yaptırmamız lazım. Bir buçuk yaşından itibaren yemek yedirebilmemiz lazım. Kendi suyunu kendi doldurabilir, hafif hafif kendi içebilir. Bir buçuk yaşından itibaren yavaş yavaş başlayabilirsiniz. Yavaş yavaş kıyafetlerini giyebilir. Ama biz hayır yapamaz, hayır yapamaz dedikçe bu yaşı yukarıya doğru biz itiyoruz. Halbuki çok küçük yaştan itibaren belli hareketleri, belli davranışları yapabilir. Hatta biz bazen şunu diyoruz. İşte iki tane bardak kırılacak korkusuyla, etrafı biraz dökülecek korkusuyla sen yapamazsın, yapamazsın. Eyvah yine döktün. Onun o girişimci davranışlarını yapabilir miyim acaba? Bir deneyim dediğimiz davranışlarını eğer siz göz ardı ederseniz işte hatta bazı ailelerde cezalandırma noktasına kadar gidiyor ki işte bu durumda çok dehşet bir sonuç ortaya çıkıyor. Çocuğunuz kendi özelliklerini kazanmak yerine bağımlı olmaya başlıyor. Nasıl yani? Anne babaya bağımlı olmaya başlıyor. Önemli bir sorun ortaya çıkıyor. İşte bu her türlü gelişimi negatif etkiliyor dostlar. Her türlü gelişim maalesef negatif etkileniyor. Hatta bu ceza verme aşırı ise, aşırı bir baskı. Yani her türlü öz bakım alışkanlıkları, el göz koordinasyonu, yemek yemesi, psikomotor gelişimi, sosyal gelişim, duygusal gelişim bütün bu aşamalarda eğer ceza vermek, e, baskı fazla ise 2 3 4 hayır sen yapamazsın, edemezsin. Şunu kaldırma, şunu yapma, şunu etme. Otur yerine çocuk bu dediğiniz zaman işte biraz önceki söylediğimiz alışkanlıklar, yemek yeme alışkanlıkları, el göz koordinasyonu, psikomotor gelişimi bunların hepsini maalesef engellemiş oluyoruz. O zaman tekrar edersek Özgür bırakma alanı belirleyeceğiz ve çocuğumuzu destekleyeceğiz. Bırakın dökülsün. Bırakın bazen kırılsın. Hiçbir şey onun yarın öbür gün yapacağı yatırımda cesaret etmesini, bir ortamı yönetmesini ya da bir takım kararlar vermesi adına daha doğru hareket etmesinden daha değerli değildir. Küçükken yapacağı ufak tefek zararlar. Hatta bazen belki de özellikle bu dönemde, pandemi döneminde daha da fazla teşvik etmemiz gerekir. Bırakın duvarlara çıksınlar. Bırakın belli hareketleri yapsınlar. İşte 2-6 yaşta şunu hatırlatalım ki muhterem dostlar anne babalar, dedeler, babaanneler 2-6 yaşta ya da bir gelişim döneminde eğer biz belli şeyleri negatif etkilersek, engellersek nasıl sonuçlar ortaya çıkacak? Bir sonraki dönemde maalesef bir sonraki dönemde bir takım eksiklikler ortaya çıkmaya çalışacak. Mesela biz çocuklarımızı fiziksel olarak beslemek açısından besliyoruz. Şu, şu şu vitaminleri alsın, bunu da yesin, şu çeşitten yesin, her çeşitten yesin, meyvesini de yesin, her türlü vitaminini alsın, etini de yesin, D, -D vitamini de alsın, değil mi? Anneler babalar fiziksel beslemekle ilgili ciddi anlamda çaba sarf ediyorlar. Hatta küçük yaşlarda işte belli şunları şunları yemiyordu. Ondan dolayı işte kemiğinde şu sıkıntılar oldu. Şu takım hastalık, bir takım hastalıkları yaşıyor ki neden? Küçükken beslenmede belli şeylere dikkat etmediğimiz için belli sorunların oluştuğunu konuşuyoruz. Söylüyoruz. Gelişim eksiklikleri diyoruz. Bundan korkuyoruz. Evet psikolojik olarak da aynen böyledir. Yine gelişiminde eğer biz davranış olarak yaklaşım olarak doğru yaklaşımlarda bulunuyorsak işte o zaman dostlar gelişme dönemini çocuk düzgün tamamlamış ve bir sonraki döneme sağlıklı bir şekilde geçmiş olur. İşte çocuk aslında bu büyüme esnasında dostlar o da ciddi çaba sarf eder. Yani merak var dedik ya acayip bir merak ve acayip bir öğrenme isteği vardır. Ciddi anlamda mücadele eder. Peki bunu nasıl yapar? Gerçekten kendisini geliştirmek ister. Çocuğun kendisini geliştireceği e ...önemli bir nokta vardır kendisini geliştireceği önemli bir mesele vardır. Bu mesele nedir biliyor musunuz? Oyunlar. Anne babaların maalesef bazen önem vermediği, bazen göz ardı ettiği, bazen çok basite aldığı oyunlar. Halbuki oyun çocuğu büyümeye ve gelişmeye çeken, olgunlaşmaya çeken müthiş bir iç güçtür. Oyun onun hayatıdır. Ekmek, su bir de oyun onun ihtiyacıdır. Öncelikle anne baba olarak kabullenmemiz gereken önemli bir mesele var. Mesele nedir? Kabullenmemiz gereken mesele nedir? Oyun çocuk için ekmek gibi, su gibi bir ihtiyaçtır. Ve onu her bakış açısıyla belli bir düzeyden daha olgun bir seviyeye, daha ileriki bir düzeye taşır oyun. Evet, bakarsanız el hareketleri fiziksel olarak koşturma düşünme, oyun kurma, evcilik oyunu kuruyor, bir tiyatral ortam kuruyor, arabalar kuruyor, ee, işte farklı hayvan oyuncaklarıyla birbirlerini savaştırıyor, mücadele ettiriyor, birisi birisini yeniyor, birisi birisi de geçiyor, birisi birisine farklı davranıyor. Çok önemli. Maalesef anne babaların çoğu oyunun önemini kavramış değil. Ata sözlerinde bile işte abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz tarzında hani oynamayan Tay at olmaz. Tarzında atı sözlerimiz vardır. Yani oyun çok önemli, çok değerli bir noktadır. Ne yapar oyun? Kasları geliştirir. Duyu organlarını geliştirir. Hayal gücünü geliştirir. Keşfetmeyi geliştirir. Yani bir takım oyunları kurarken yapma, sökme, takma, bir takım engelleri yapamıyorum, bir daha deniyorum, yapamıyorum. Bu çocuk buradan gidiyor, bir daha deniyorum. Çözüm bulma noktasında yeteneklerini arttırır. E peki biz bunları nasıl geliştireceğiz? İşte 2-6 yaş arası hatta daha sonrası geliştirecek oyun faaliyetleriyle çocuğumuzu keşfetme, kurma, sökme, takma, engelleri aşma, sabrı öğretme, çözüm bulma yeteneklerini işte biz oyunlarla çözeceğiz. O zaman oyun gerçekten müthiş bir fırsat dostlar. Eğer küçük bir çocuk size gelip baba, anne benimle oynar mısınız diyor mu diyor? İşte tarihi fırsatı yakaladınız demektir. Bu çok önemli bir fırsattır. Artık şimdi siz çocuğunuzun gelişimine imza atma noktası, noktasına geldiniz demektir. Bir anne baba olarak en çok sevineceğiniz nokta. Çocuğunuzla ortak vakit geçir, geçirme fırsatı. 10 yaşına, 12 yaşına, 15 yaşına gelecek. Gidecek elinizden. Uçup gidecek. Ondan sonra ortak vakit geçiremeyeceksiniz. Hazır size oyun oynamak noktasında hadi baba oyun oynayalım dediyse her akşam babalara özellikle programlarımıza söylüyoruz. Her akşam bir saat vakit ayırmak zorundadır bir baba çocuğuna. Oyun oynamak adına, beraber vakit geçirmek, nitelikli vakit geçirmek adına. Herhangi bir yerde hamburger yemekten bahsetmiyorum. Bir yerde yemek içirmek, arabayla gezdirmekten bahsetmiyorum. Beraber nitelikli vakit geçirmekten bahsediyorum. İşte oyun araç gereçlerini kullanırken görün, gözünü, elini, ayağını, eli, eliyle ayağını, eli, kulağı, ayak, kulak, ayak bunların hepsinin entegre çalışmasını, organlarına emir vermek ve organlarının fiziksel hareketlerini yönetmeyi de oyunla öğrenir çocuk. Mesela şöyle düşünelim. Fiziksel bir tedavi ihtiyacımız olsa, Allah muhafaza bir kaza geçirilse veya ...işte bir kasımızda bir sıkıntı olsa, bir hastalık olsa... ...belli bir zaman işte kolumuz, bacağımız kırılsa... ...alçı, çok uzun zaman alçıda kalmak zorunda kalsa... ...veya bir ameliyattan dolayı bir organımıza hareket ettirmesek... ...ne denir? İşte bu noktada maalesef... ...işte fiziksel olarak gelişiminizde bir takım sıkıntılar var... ...denebilir. Sonra ne önerilir? Fizik tedavi. Ne demek? Yani siz şu organınızı söz geçirmek için... 10 kere hareket ettirin. Günde 20 kere şu hareketleri yapın. Veya fizik tedavi uzmanıyla şu 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 hareketlerin tekrarını yapın gibi telkinlerde bulunur sizin iyileşmeniz, kaslarınızın gelişmesi. O çalışmayan kasların tekrar hayata kazandırılması açısından bir takım hareketler yaptırılır. Peki çocuklarımızın kasları zayıf. Onlar gelişmesi gerekiyor değil mi? Nasıl geliştireceğiz? Nasıl üzerine bir şeyler koyacağız? İşte o fiziksel, fizik tedaviler, fiziksel uğraşlar normalde hastalara bir sürü ızdırap verir. Aman gelmesin derler. Çocuklar ise fiziksel gelişimini siz günde 10 kere şu hareketi yapalım derseniz sağlayamazsınız. Peki ne olur? Şu olur arkadaşlar. Fiziksel gelişimde kasların gelişmesi için oyunla çocuklarımızı takviye etmeliyiz. Yani oyunlar bizim için bir fırsattır. Çocuklar kaslarını geliştirir oyunla. Hem de zorla değil. Güle oynaya. Güle oynaya. Burası çok önemli. Yani tekrar söylüyorum. Oyun ekmek gibi, su gibi çok derin bir ihtiyaçtır. Hani bebek yavaş yavaş oturmaya başladıktan sonra aile fertlerini görebileceği yerlere oturtmanızı tavsiye ediyoruz. Herkesle belli bir göz iletişimine geçsin. Hatta ona uzaktan bir top atılması, parlak şeylerin gösterilmesi, emeklemeye başladığı zaman yine topun atılması veya farklı ee, eşyaların saklanması, bulunması antrenmanları, bu tip oyunlar oynanabilir. Yavaş yavaş iki yaşından sonra hani e, emeklemeler, yürümeler, hareketler başladıktan sonra ya normal rutin evdeki bir süpürgeyle o da süpürsün, bir faraçla o da tuzları alsın. Hani çay tabaklarını, kaşıklarını versin, o da bardakları koysun, tabakları koysun. Far e, kendi kendine. O parçalı doğruyu bütünü parçalasın. Bunlar önemli. Parçalı yap boz yapmak gibi veya küçük basit üçgen gibi birbirine geçen Lego oyuncaklarını kullanabiliriz. Hani kapalı olanı açmak, açık olanı kapatmak gibi. Ee, yani bu yaşlardaki çocuklar bir şekilde aslında sizi de yönlendirirler. Kendi oyunlarını kurmaya çalışırlar. Ama biz de gözlemleyip e, ciddi anlamda destek olmamız gerekir. Oyunlarını önemseyelim dostlar çocuğun oyunu ekmek gibi su gibi önemsenecek bir hadisedir. Su ihtiyacımız, ekmek ihtiyacımız nasıl karşılanıyorsa o çocuğun yemesi, içmesi ne kadar önemliyse işte oyunu da o kadar önemlidir. 3 yaşına geldiğinde çocuk yavaş yavaş taklalar atar, tırmanır, zıplar, sallanır. Hani yavaş yavaş dil gelişimi de kendisini e, ifade etme şekli de e, oturmaya başlar. Yani artık hem fiziksel hareketler hem de e, cümleleri kurabilir, e, yaşıtlarıyla yavaş yavaş anlaş, anlatmaya, anlaşmaya başlayabilir. 3 yaşında artık cümleler oluşmaya başlar. Yani 2 yaşında kelimeler, 3 yaşında cümleler. Ne yapabiliriz? Bakkalcılık oynayabiliriz, doktorculuk oynayabiliriz, evcilik oynayabiliriz, pasta yapabiliriz. 3 yaş çok önemli. 3 yaş bir sınır. 3 yaş hangi açıdan önemli? Muhterem dostlar, 3 yaşında bir çocuğunuz varsa, çocuklarınız varsa artık... Şu noktaya kendinizi alıştırın. Evde artık bir kamera var ve siz izleniyorsunuz. İzleniyorsunuz, takip ediliyorsunuz. Siz izleniyorsunuz. İşte burada çocuk üç yaşından itibaren ebeveyni kopyalar, resmeder. Ne hareket yaptıysanız kendi aynanızı çocuğunuzda görebilirsiniz. O zaman bu. 3 yaşından itibaren bizim dikkat etmemiz gereken bir sorumluluk alanıdır. Hatta e, burada bizim hareketlerimiz, sorumluluklarımız, davranışlarımız tam manasıyla çocuk çocuğun örneklediği bir e, noktaya gelir. Anne-baba arasındaki davranış, iklim çok önemlidir. Evin gergin olması çocuğu gerer, kasar. Otorite o sırada kimse, babaysa annenin ona isyan etmesi çocuğa yanlış öğretebilir. O yüzden anne babalar çocukların yanında gerilmemeleri ve aralarındaki sorunları ayrı bir ortamda halletmeleri gerekir. Bu da çok önemli bir tavsiyedir dostlar. 3 yaşından itibaren onlarla beraber oyun oynayıp vakit geçireceğiz. 4-5 yaştan sonra artık yavaş yavaş temsili oyunlar, yapı oyunlarına geçmeye başlar. Yani artık oyunu kendi üretmeye başlar. O zaman biz 3-4,5 yaş arası kendimizi şuna şartlayacağız. Oyunları biz düzenleyeceğiz. Biz programlayacağız, çocuğun elinden tutacağız. Ama 4 yaşından sonra 4-4,5 demek artık şu demek. Ee, akrana doğru yönelme, sokakta, parkta yavaş yavaş arkadaş etmeler söz konusu olabilir. Tabi grup oyunları çok önemlidir. Oyunun kurallarına uymaya çalışmak, Hani kuralın varlığını çocuğun artık kabul etmesi söz konusudur. Bedeni gelişmesi itibariyle çocuğun küçük kasları da gelişmiştir. Artık yavaş yavaş 4-5-6'da makas işleri, kız çocuklarına bebek elbisesi dikme giydirme gibi el işleri, böyle elini geliştirecek işlerde de çocuklara yaptırılabilir. E, tabii oyun çocuğun kendini ifade etmesi için önemli bir fırsat, önemli bir rahatlamadır aynı zamanda. Yani çocuk bir takım sıkıntılar çektiğinde evdeki gerginlik, veya bir takım sıkıntılar oluştuğunda oyunun içine girer, birisine kızar, birisine bağırır, birisine tepki gösterir. Aslında terapi olur. Oyun bir terapidir aynı zamanda. Oyun terapisi de özel terapiler var. Çocukları bir sakinleştirmek, sıkıntılarını gidermek için oyun terapisi, seanslarca terapi görülüyor. Uzman arkadaşlar, dostlar oyun terapisi yapıyorlar. Yani çocukların bir takım sıkıntılarını problemlerini oyunla görmeye başlıyorlar. İşte çocuk olumsuz duygularından oyun vesilesiyle kurtulur ve rahatlar. İşte çocuğun hani tavrı, tarzı, nasıl bir dil üstlendiği, rol oynama biçimi işte orada ailesini yansıtır. Yani oyun ruh sağlığı için de önemlidir. Çok güzel bir gözlemlemeyle ebeveyn, anne baba hatalarını çocukların oyununda görmüş olur. Terapistler de öyle görür merak etmeyin. Oyunun içinde sizi nereye çizmişler, nereye koymuşlar, hangi oyuncak karakterini sizinle özdeşleştirmişler, neden? Psikologlar bu şekilde e, pedagoglar yaklaşıp evdeki sorunları ne yapmış oluyorlar? Çözmüş oluyorlar. O zaman e, oyunda çocuğun mesela bebek olmayı istemesi, öğretmen olmayı istemesi, verilen görevi yüzeysel yapması ya da çözümsüzlükte hemen ağlayıp ağlamaması, işte oyunu bırakma tehdidi, bu tip noktalar, bu tip hareketler e, ne yapar? Çocuğun kendi durumunu bize yansıtmış olur. Yani anne baba çocuğunu tanımak için oyun oynarken gözlemlesin. Çocuğun davranışlarını, hayal gücünü, o kadar değerlidir ki oyun. O hayal gücü, düzenli hareketini, karakterini, disiplinini, kelime doğarcığının gelişmesini, işte oyunla beraber görecek. Oyunu desteklediği zaman. Yetenekleri, Burada oyunla beraber ortaya çıkacak. Hani zor durumda, imkan yokken nasıl davranacak, süreci nasıl yönetecek, hani ciddiyeti nasıl, üslubu nasıl, çabaları nasıl? İşte oyun aslında dünya hayatı için çok önemli bir noktadır. Çok büyülü bir dünyası vardır oyunun. Çocukların hakimiyet alanıdır o. Hani birazcık dokunun onlara, birazcık o dünyaya girin, çok keyif alacaksınız. Ama umursamazsanız, çok ciddi sıkıntılar olabilir. Yani şu oyuncağı çocuk buraya koymuş. Siz de dur şimdi odayı topluyorum. Kaldırayım onu. Kaldırayım bunu derseniz onun dünyasını yıkarsınız dostlar. Size göre aman canım ne olacaktır? Ama onların oyunu o kadar önemlidir ki... ...alay etmek balona şiş batırmaya benzer. Balonu patlatmaya benzer. İşte e, onlar... Onların dünyasında, oyun ortamında bir sürü hayali karakterler vardır. Onlarla beraber konuşur, muhabbet ederler. Bu arada son bir nokta, oyun gerçekten çok önemlidir. İşte orada hayal dünyalarını geliştirirler. Sakın ama sakın 6 yaşına kadar yalan ifadesini kullanmayacağız. Çünkü onlar oyun dünyasındadır. Her şey çizgi film gibi. Çizgi filmde ne olur? Karakterler ölür. Tekrar biraz sonra dirilir. Tekrar hemen hayata geçerler değil mi? Onların da dünyası öyledir. O yüzden 6 yaşına kadar yalan ifadesi, yalancı ifadesi, yalan söylüyor ifadesini kullanmayacağız. Çünkü onların hayal dünyasında öyledir. Onların hayal dünyasını biz bilemeyiz. İşte işte çocuğun hayal dünyasını geliştirmek için, davranışlarını geliştirmek için, hasılı çocuğumuzun sağlıklı gelişimi için oyun çok önemli bir fırsattır. Her baba her akşam bir saat çocuklarıyla oyun oynamalı ve bir çocuk eğer bir çocuk eğer haydi anne, haydi baba oyun oynayalım diyorsa siz dünyanın en şanslı anne babasısınız. Gerçekten o fırsatı çok iyi değerlendirin. Bir programımızın daha sonuna geldik. Allah'ın emanında olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket